Merhaba çocuklar. Bugün Türkçe dersinde yazım kurallarını öğreneceğiz sizlerle. Biraz yazım kurallarının öneminden bahsetmek istiyorum. Günlük hayatımızda duygu ve düşüncelerimizi ifade ederken genellikle yazıya başvururuz ve yazı yazarken de yazım kurallarına uymak zorundayız. Eğer yazım kurallarına uymazsak ne olur derseniz de şöyle ifade etmek istediğimiz şeyi karşı tarafa tam olarak aktaramayabiliriz. O yüzden bu da karşı tarafın bizi anlamamasına sebep olabilir. Yazım kuralları olmazsa ya da uyulmazsa yazılarda anlam belirsizlikleri ve anlatım bozuklukları ortaya çıkabilir. Bunların önüne geçmek için bizim yazım kurallarına uymamız gerekiyor. Neymiş bu yazım kuralları görelim. Birinci madde, zaten bunu birinci sınıftan beri biliyorsunuz. Çok iyi bildiğinizi de biliyorum ama en önemlisi de diyebiliriz. Aslında en kolayı da. Şimdi cümleler büyük harfle başlar. Bunu zaten biliyorsunuz ama tekrardan göstermek istedim. Kırmızı kalemimi kaybettim derken bu cümle kırmızı kelimesiyle başlıyor. O zaman kırmızı kelimesinin ilk harfi olan k harfinin büyük olması gerekiyor. Dedem bize masal anlattı derken bu cümlenin ilk kelimesi dedem. İlk harfi de D olduğu için bunun büyük harfle başlaması gerekiyor. İkincisi şiirlerde. Şimdi önemli olan şu aslında, şiirin bütün dizilerinin ilk harfi, biliyorsunuz ki bunların hepsi bir dize, birinci dize, ikinci dize, üçüncü ve dördüncü dize. Bu dizelerin ilk harflerinin büyük olması gerekir. Zaten gördüğünüz gibi de bu şekilde yazmış. Bir de şiirin başlığı ile ilgili. Şimdi şiirin başlığının, isterseniz kitabın değeri, burada da kitabın değeri yazıyor. Ne demek istiyor burada derseniz, iki türlü başlığı yazabilirsiniz. Bu şekilde de yazabilirsiniz, bu şekilde de. Yani şunu demek istiyorum. Bu başlık iki kelimeden oluşuyor. Bu iki kelimenin ilk harfini büyük yazıp diğerlerini küçük de yazabilirsin istersen. Bu doğrudur. Ya da bütün iki kelimenin bütün harflerini büyük de yazabilirsin. Bu da doğru bir yazılış şeklidir. Gelelim üçüncü kurala. Şu an günümüzde çok kullanılmasa da önceden mektuplarla insanlar duygu ve düşüncelerini karşı tarafa aktarıyorlarmış. Şimdi sadece mektupta değil, bir yazı yazılması gerektiğinde biz bu hitap şeklimizi, yani mesela ablana bir mesaj atmak istiyorsun. Mesaj atarken şuna dikkat etmen lazım. Sevgili ablacığım yazıyorsan, hitap ettiğin kelimeyle hitap ettiğin kişinin ilk harfinin büyük olması lazım. Diğerine bakalım. Canım arkadaşım derken canımın C'si, arkadaşımın A'sı büyük olmak zorunda. Değerli babacığım derken D'nin D büyük ve B büyük. Buraya bir de şöyle bir şey var. Şimdi hitap ettik, bu başka bir konu ama hitap ettik, sevgili ablacığım diye ifade ettik. Devamında ona bir şeyler söyleyeceğiz, yazacağız. Burada devam etmeyeceğiz satırlara. Bu şekilde değil, alt satıra geçeceğiz ve yazdıklarımıza buradan devam edeceğiz. O yüzden buradaki virgülü de unutmayalım. Burada virgül koymayı unutmuşuz. Buraya bir virgül gelmeli. Değerli babacığımdan sonra da altına yazmak istediğimizi yazacağız. Özetle yana devam etmiyoruz hitaptan sonra. Alt satıra geçeceğiz ve oraya yazmaya devam edeceğiz. Gelelim dördüncüye. Şimdi adreslerde her kelimenin ilk harfi büyük yazılır demiş. Bakalım. Gültekin Mah. Mah derken biz kısaltmaları öğrenmiştik. Mah neyin kısaltmasıydı? Mahallenin. Dicle kent Bul. Bul derken bulvarı demek istiyor. Ya da Yılmaz Güney Cad. Cad neydi? Caddesi. Çiçek Sokak. Sok neyin? Sokağın kısaltılmışı. Kaya Apartmanı'nda zaten belli. Şimdi şundan bahsediyoruz aslında. Çocuklar. Şimdi eğer bizim cümlemizde, ben
Gültekin Mahallesi'nde oturuyorum diye bir cümle karşımıza çıktığında mahallenin adı belli mi? Mahallenin adı belli. Ney mahallenin adı? Gültekin. O zaman bu özel isimdir çocuklar. Çünkü mahallenin özel adını söylemiş. Eğer ben mahallede top oynadım. Ben mahallede top oynadım dersen burada yazdığım gibi mahallenin m'si küçük olur. Çünkü mahallenin adını söylemediği için. O yüzden burada mahallenin m'si büyük ama burada mahallenin adını verdiği için hem mahallenin ismini yani Gültekin'in g'si büyük hem de mahallenin m'si büyük olmak zorunda. Aynı şekilde diğerleri için de geçerli. Bu da bulvarın normalde bu neydi? Bu çok karşımıza çıkmıyor ama şimdiden söylemiş olayım. Bulvarın kısaltımı. Burada da bulvarın adını söylediği için aynı kural bununla da geçerli. Dicle kentinde ise bulvarın da B'si büyük olmak zorunda. Çok fazla tekrara düşmek istemiyorum. Son örneği yapayım. Yılmaz Güney Caddesi. Caddenin adını söylemiş mi? Evet söylemiş. O zaman Yılmaz'ın Y'si, Güney'in G'si, caddenin de C'si büyük olmak zorunda çocuklar. Bunu zaten eskiden beri biliyorsunuz. Özel adlar büyük harfle başlar. Peki bu özel adlar nedir? Özel adlar insan isimleri. Tek insan isimleri değil. Hayvana taktığımız isimler. Kurum kuruluş adları. Kitap, dergi, gazete bunların isimleri özel isimdir ve mutlaka cümle içinde büyük yazılması gerekir. Mesela birinci örneğe bakalım. Dayım Türk Hava Yolları'nda çalışıyor. Türk Hava Yolları bir kuruluş ismi olduğu için ilk harfleri bütün üç kelimeden oluşuyor bu kurum kuruluş ismi. Türk Hava Yolları üç kelimenin de ilk harfi büyük olmak zorunda. Bu birincisi. İkincisi insan ismi babam ve Şiar amcam İzmir'e gittiler derken Şiar'ın şeysi isim olduğu için, bir erkek ismi olduğu için şeysi büyük olmak zorunda. Ayrıca burada başka da bir özel isim var. O da il. İl isimleri, ilçe isimleri, ülke isimleri daima büyük harfle başlar. İzmir'de ülkemizin bir şehri olduğu için İzmir'in ilsi büyük olmak zorunda. Diğeri, üçüncüsü. Dün boncuk için mama aldık. Boncuk bir fark ettiğinizde bir hayvanın ismi. O yüzden ne alacak bu özel isim olduğu için boncuğun B'si büyük olacak. Diğeri Sinan çocuk kalbi. Bakın tırnak içinde göstermiş. Çocuk kalbi adlı kitabı okuyor. Daha önce de söylemiştim. Kitap, gazete, dergi bunların bütün bütün kelimelerin ilk harfleri büyük olmak zorunda. Çünkü çocuk kalbi bir kitap ismi olduğu için özel isimdir. Diğer bir kuralımıza geçelim. Bunu söyledik ama önemli olan bu hem yazımının ilk harfinin büyük olması bu başka kural. Bu da kurum, kuruluş adlarının kısaltmasında genellikle kelimelerin ilk harfi alınır demiş. Şimdi ben bir metin yazıyorum ve Türk Hava Yolları'nda diye yazmak istemedim. Onu kısaltmak istedim. Tabii bunu belli başlı şeylere göre kısaltabiliriz. Kendimiz kafamıza göre bunu yapamayız kısaltmaları. Bu kısaltmalar şu şekilde belirlenmiş. Bu üç kelimeden oluşan bir kurum kuruluş adı olduğu için ilk üç harfini kısaltmış. Diğer bir şey, diğeri Türkiye Büyük Millet Meclisi derken ne yapmış? TBMM. Bu nedir? Bu kelimelerin ilk harfi. Bu arada önemli olan da şu var. Şimdi kısaltmalarda normalde mesela neyin kısaltması? Cadde. Peki ben caddeyi kısaltırken ne yapıyorum normalde? Kısalttıktan sonra nokta koyuyorum. Ama bunlara nokta gelmez.
Bir diğer kural, tek kelimeden oluşmuş adlar kısaltılırken kelimenin bir veya birkaç harfi alınır ve genellikle sonuna nokta konur denmiş. Bunlarla karşı karşıya kalıyoruz genellikle metinlerde. Mühendisi kısaltırken bir ya da birkaç harfi demiş, şundan bahsediyor. İlk üç harfini almış ve sonuna nokta koymuş. Aynı şekilde avukat için de ilk iki harfi almış ve sonuna nokta koymuş. Nokta önemli çocuklar, kısaltmalarda. Yani bazılarını kısaltmasında, mesela kurum kuruluş adlarına ne yapıyorduk? İlk harflerini alıyorduk, kısaltıyorduk fakat sonuna nokta koymadık ama bunlara koyacağız. Caddenin ilk üç harfini almış ve nokta koymuş. Almancanın da ilk üç harfini alıp nokta koymuş. Devam ediyoruz. Yön ve ölçü birimlerinde. Yön birimlerinde, yani ana yönlerde doğu, batı, kuzey, güney, bunları alırken ilk harfini alıyoruz ama muhakkak büyük harfle yazılacak. Peki ara yönlerde ne oluyor? Uzun farkındaysanız güney ve doğunun birleşiminden olduğu için bu ara yön ilk iki harfini alıyor ama unutmayın yazarken büyük harfle yazılacak. Aynı şekilde yön isimleri, kuzey ve batının birleşimi bu ara yön. Ara yönü yazarken kuzeyin K'sini, batının B'sini alacak ama büyük harfle. Aynı şekilde milimetre uzunluk ölçü birimidir. Uzunluk ölçünü birimini alırken milinin ve metrenin M'sini almış ama bundan yönler kısaltımdan farkı küçük harfle yazılması. Bu da ağırlık ölçü birimi, kilogram derken kilo ve gramın ilk harflerini aldı ama küçük yazdı. Örneğin para ölçü birimlerinde olduğu gibi. Mesela nasıl ifade ediyor? Kuruşu nasıl yazıyorduk? KR diye yazıyorduk. Ama nasıl yazıyorduk? Küçük harfle. Büyük harfle değil. Sayılarda. Sayıların metinde mesela Türkçe defterimize şu örneği yazdırmak istedim. Müze gezisine 47 öğrenci katıldı derken metinde sayıyla ifade etmeyeceğiz. Sayıyla yazarken yalnızca matematik dersinde yazabiliriz. Ama Türkçe dersinde veya diğer derslerde 47'yi yazıyla yazmam gerekir. Ve sayıların arasına bir boşluk bırakmam gerekir. Bu da diğer bir kuraldı. Gün, tarih ve saatlerin yazımı konusunda. Şimdi bakalım. Bu slide'ı geçeceğim. Buradan anlatacağım. Şimdi kardeşim 12 Kasım 2013'te doğdu. Tarih belirtmiş. Peki tarihi nasıl belirtti? 12 yazdı, 2013'ü yazdı. Tamam, evet. Evet ama Kasım'ın K'sini büyük yazdı. Neden? Çünkü günü belli ve yılı belli ise ayın ilk harfi büyük olur çocuklar. Kasım'ın K'si büyük olur. Eğer kardeşim Kasım'da doğdu deseydik ne olurdu? Kasım'ın K'si küçük olurdu. Çünkü ne gün belli ne yıl belli. O zaman direkt ay verdiyse bize, gün ve tarih, gün ve yıl vermediyse Kasım'ın K'si küçük olacak. Ama gün ve yılı belliyse, yani tam tarih verdiyse Kasım'ın K'si büyük olmak zorunda. Aynı diğer örnekteki gibi. 4 Aralık 2014 Cuma günü derken tam tarih verdiği için, yani hem günü hem de yılı verdiği için aralığın A'sı büyük olacak. Cuma'nın, işte Cuma gün isimlerinde de aynı şekilde, ay isimlerinde olduğu gibi. Cuma'nın da C'si büyük olacak çünkü tam tarih verdiği için. Peki 23 Nisan'da şiir okudum. Benim anlatmama göre o zaman bu Nisan'ın N'si küçük olacak öğretmenim diyebilirsin. Çünkü niye? Öğretmenim yıl vermemiş bu sefer de diyebilirsin. Evet ama şöyle bir şey var. 19 Mayıs'ta olduğu gibi. Şimdi çocuklar siz 23 Nisan, biliyorsunuz ki bunlar bizim milli bayramlarımız. 23 Nisan'ın aslında yılı bellidir. Burada yazmasa da 23 Nisan 1920'dir. Ya da 19 Mayıs 1919'dur. Çünkü burada yazmasa bile biz onun 19 Mayıs 1900 olduğunu bildiğimiz için
Nisan'ın N'si büyük olacak. Mayıs'ın da M'si büyük olacak. Burada yazmasa dahi, çünkü bir daha söylüyorum, çünkü yılı zaten bilmemiz gerekiyor. Saatlerin yazımında da bir şey yok. Saatleri sayıyla yazabilirsin cümle arasında. Önemli olan burada sayıların arasına, yani saat ve dakikanın arasına nokta koymak. Aynı şekilde saat ve dakikanın arasına nokta koymak. Misur ekimin yazımı önemli çocuklar. Misur eki kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Misur ekine getirilen diğer ekler bitişik yazılır derken ne demek istiyorum? İlk önce cümleye bakalım. Bu maketi sen mi yaptın cümlesinde. Bu bir soru cümlesi ve soru ekimizde mi? Kendinden önceki kelimeden ayrı yazılması gerekir çocuklar, ki öyle de yapmış. Çikolatalı pastayı sever misin? Bu bir soru cümlesidir. Soru ekimizde misin? Hep bizim karşımıza mi soru eki diyoruz ama hep bizim karşımıza mi gelmez. Mı da gelebilir, mu da gelebilir, mü de gelebilir. Peki niye bunlar değişiyor? Şöyle, kendinden önceki kelimeye göre değişiyor. Biz bunu şey diyemeyiz. Bu maketi sen mı yaptın diyemeyiz ya da sen mu yaptın diyemeyiz. Bir önceki kelimeye göre harfi değişiyor. Ama en önemli kural, bu bizim karşımıza mısın, misin, musun, müsün olarak da gelebilir. Yani hepsi bunların soru ekidir ve bir önceki kelimeden, bunun bir önceki kelimesi ne? Sever. Ayrı yazılmak zorunda. Bir son cümleye bakalım. Bizi sinemaya götürür müsün derken kendinden önceki kelimemiz ne? Götürür. Ondan ayrı yazılmak zorunda. Geldik D ekinin yazımına. Çocuklar bunu ilerleyen sınıflarda öğreneceksiniz. Fakat ben sorularda, kitabımızdaki sorularda karşılaştığım için bunu da anlatmak istedim. Şimdi normalde büyük sınıflarda ben bunu bağlaç olarak ve hal eki olarak D'den bahsedeceğim. Ama şimdilik bunlar için sizin yaşınız erken olduğu için şöyle bir taktik uygulayacağız. Okuyalım cümlemizi. Kitap. Gizem kitabını evde unutmuş derken. Şimdi buradaki D'ye bakacağız. D'nin, bir daha okuyalım. Gizem kitabını evde unutmuş. Tamam, bu cümleyi anladık. Şimdi D'nin üzerini çizelim. Cümleyi böyle okuyalım. Gizem kitabını ev unutmuş. Cümle mantıksız oldu değil mi çocuklar? Evet, cümle mantıksız oluyorsa bitişik yazılacak. Yan yana yazılacak. Yani şuraya yazalım, mantıksızsa, bitişik. Bir diğer cümleye bakalım, maça biz de gelelim mi derken. D'nin üzerini kapattık, hep D'nin üzerini kapatacağız ilk aşamada. D'nin üzerini kapattık, şimdi bir cümleyi okuyalım, bakalım cümle saçma mı oluyor. Maça biz gelelim mi? Cümle, böyle bir cümle kurulabilir, cümle mantıklı, o zaman ayrı yazacağız. Neyden ayrı yazacağız? Bir önceki kelimeden. Soru çözelim biraz. Birinci soru. Yazım kuralları ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanların başına çarpı işareti koyunuz demiş. Şimdi eskileri hatırlayacağız biraz. Şiirlerin her dizesi büyük harfle başlar. Bunu konuşmuştuk ve bu ifade doğrudur çocuklar. Her dizesi büyük olmak, büyük harfle başlamak zorunda. Hatta buna ek şunu da söyleyebiliriz. Şiirlerin başlıkları istersek bütün harflerini büyük ya da istersek o kelimelerin, başla oluşturan kelimelerin ilk harfini büyük, geri kalanını da küçük olarak da yazabilirdik. Diğerine bakalım. Mektuptaki seslenişler büyük harfle başlar. Ben size hatırlayayım. Mesela arkadaşına mektup yazmak istiyorsun. Sevgili arkadaşım diye hitap ettikten sonra sevgilinin sesi, arkadaşımın da ası büyük olmak zorunda. Hatta devamında da ne yapacaktık? Bu hitaptan sonra virgül koyup alt satıra geçecektik. Bu da doğru. Adreste yazdığımız her kelime küçük harfle başlar. Bu yanlış bir ifadedir. Mesela
önceki verdiğim örnekte de ben mahallede top oynadım dersem mahallenin mesleği küçük olur, fakat ben mahallenin adını verirsem, ben Gül Mahallesi'nde oyun oynadım dersen Gül'ün G'si mahallenin de M'si büyük olmak zorunda. Bu ifade yanlış. O yüzden çarpı koymuyorum. Diğeri, sayılar yazı ile yazılırken sayıyı oluşturan sözcükler ayrı yazılır. Mesela şundan bahsediyor. Bizim sınıfın mevcudu 22 kişidir derken 20 ve 2 arasında boşluk bırakmamız gerekir. Bu da doğru bir ifade. Ölçü kısaltmalarının sonuna nokta konur. Ölçü kısaltmaları neydi çocuklar? Mesela ağırlık ölçü birimine örnek verelim. Kilogram diyelim. Kilogramı kısaltırken nasıl yazıyorduk? K ve G, küçük harflerle K ve G yazıyorduk. Ama sonuna nokta koymuyorduk. Bu nokta konur demiş. Yanlış bir ifade. Nokta konmaz ölçü kısaltmalarında. Diğeri, soru ekimi kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Doğru çocuklar. Benimle gelir misin derken kendinden önce gelir misin kelimesini misin, şuraya yazayım. Gelir misin derken nasıl yazdım burada? Ayrı yazdım. Kendinden önceki kelimeden ayrı yazılmak zorunda. Bu da doğru. Geçelim diğer soruya. Yazım yanlışı yapılmış cümlelerin altına doğrularını yazınız demiş. Diyelim bugün 16 Şubat 2020. Burada bir yanlışlık var. Neden? Çünkü tam tarih vermiş, gün ve yıl vermiş. O zaman ben ayın isminin ilk harfini büyük yazmak zorundayım. Şu şekilde düzelecek. Bugün 16 Şubat 2020 deyip cümleyin doğrusu budur çocuklar. Diğerine bakalım. Sevgili arkadaşım derken bir hitap söz konusu. Hitap varsa neydi? Sevgilinin sesi büyük. Sevgili arkadaşımın da A'sı büyük olmak zorunda çocuklar. Geçelim diğerine. Gül Caddesi, Sümbül Sokak. Şimdi burada bir hata var. Birden fazla hata var. Şimdi Gül Sokak derken, pardon, Gül Caddesi demiş. Bir kere cadde bu şekilde kısaltılmaz. Hem cad diye kısaltılır, hem de cadın C'si büyük olmak zorunda. Caddan sonra nokta koyulur ayrıca. Koydum, devam ettim. Sümbül Sokak. Sokağın ismi belli mi? Evet, belli. Sümbül. O zaman Sümbül'ün S'si de büyük olacak. Sümbül Sokak. Burada kısalttık. Burada da kısaltalım. Sokağın da sesi büyük. Noktayı koyduk. Kurban Bayramı çok güzel geç derken. Çocuklar, milli ve dini bayramlar özel isimdir. O yüzden büyük harfle yazılmak zorunda. Kurban Bayramı çok güzel geçti. Diğerine bakalım. Teyzem Samsun'a gitti. Burada bir Türkiye'mizin bir ili Samsun'dan bahsetmiş. İki tane hata var. Ne hatası var? Bakalım. Teyzemde bir sıkıntı yok. O yüzden yazabiliriz. Teyzem Samsun'un sesi büyük olmak zorunda. Samsun A. Neden? Çünkü özel isimden sonra bir A eki gelmiş. O yüzden özel isimler bir ek geldiğinde kesme işaretiyle ayırmak zorundayım. Bir noktalama işareti hatası yapmış, bir de Samsun'un S'sini küçük yapmış. Bugün 121 ağaç diktiler derken. Şimdi çocuklar, uzunca yazmayacağım. Sadece hataları düzelteceğim. Bugün de bir sıkıntı yok. Yüzde bir sıkıntı yok. Boşluk bırakmış. Ama 21'i yazarken boşluk bırakmamış. Bunun arasında 21 diye boşluk bırakmam gerekiyor. Diğerine geldik. Acaba benimle gelir mi cümlesinde? Acaba doğru. Benimle doğru ama gelir mi derken mi soru eki olduğu için kendinden önceki kelimeden ayrı yazılması gerekiyor. Gelir mi dememiz gerekiyordu. Geçelim diğerine.
aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımı yanlıştır? Çocuklar D'nin yazımında ne yapıyorduk? D'nin üzerine kapatacağız. Bir okuyalım cümleyi. Erdem evde değilmiş derken. D'nin üzerini kapattım. Erdem ev değilmiş. Erdem ev değilmiş. Çocuklar cümle nasıl oldu? Mantıksız oldu. Ev değilmiş diyor. Mantıksız. Mantıksızsa cümle kapattık D'yi. Mantıksızsa nasıl yazılması gerekiyordu? Birleşik yazılması gerekiyordu. Bu nasıl yazmış? Ayrı yazmış. Cevap A. Hangisi zaten yazımı yanlıştır demiş ama biz diğerlerine de bakalım. Çocuklar bahçede sessizce oynadılar. Bahçede derken D'nin üzerine kapattım. Çocuklar bahçe sessizce oynadılar. Mantıksız. O zaman nasıl yazması lazım? Birleşik yazması lazım. Birleşik yazmış mı? Evet, bu doğru. Sona bakalım. Annemler de bu konuda benim gibi düşünüyorlar derken D'nin üzerine kapattık. Bakalım cümle mantıklı mı oldu, mantıksız mı? Annemler bu konuda benim gibi düşünüyorlar. Bence güzel, gayet güzel bir cümle. O zaman mantıklıysa nasıl yazılması lazımdı? Mantıklı ise ayrı yazılması lazım. Nasıl yazmış zaten? Ayrı yazmış. O zaman bu da doğru. Cevabını zaten A olduğunu baştan söylemiştik. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı bulunmamaktadır derken. Zaten birinci soruya baktık. Bir soru cümlesi. Aslı'yı gördün mü? Mü bir soru ekidir ve kendinden önceki kelimeden ayrı yazılması gerekiyor. Bu yanlış. Hangisinde bulunmamaktadır diyor. Doğru olana bakacağız. Bu konudan ne anlıyorsun derken? Bu konudan ne anlıyorsun? Hiçbir yanlışlık yok. O yüzden hata yapılmamış olan cümle bu. Ama diğerine de bakalım. Annem pazardan karnabahar almış. Normalde söylerken bir hata yokmuş gibi gözüküyor ama yazımı karıştırılan kelimelerden biri. Karnabahar, karnabahar diye yazılır. Ve öyle de okunur çocuklar. Bu da hata yapmış. B şıkkında hata yapmamış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı bulunmamaktadır? Onlar Adanalılar. Şimdi çocuklar, daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Bizim özel isimlere gelen bazı eklerimiz vardı ve bu bazı ekler kesme işaretiyle ayrılıyordu. Bazıları da ayrılmıyordu. Ayrılmayanları bir bakalım. Lı, li, başka, sız, siz, cı, ci derken, gil derken bunlar ayrılmaz çocuklar. Aynı şekilde lar, ler çoğul eki de ayrılmaz. Onlar Adanalılar derken. Şimdi bizim özel isimlere gelen ekler ayrılır, bütün ekler. Ama bütün ekler demeyelim, bazı eklerimiz var. Lı, li, lar, ler, sız, siz, cı, ci, gil gibi ekler özel isimlere geldiğinde ayrılmazlar çocuklar. Bakalım, onlar Adanalılar demiş ve ları kesme işaretiyle ayırmış. Ama bunlar neydi? Ayrılmaz çocuklar, ayrılmaz. Bu ayırmış, o zaman bu yanlış. Bakalım, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'dir. Bakalım, Osmanlı Devleti'nin, nin kesme işaretiyle ayırmış. Doğrudur, çünkü bizim nin diye ayrılmayacak bir ekimiz yok. Kurucusu Osman Bey, diri de ayırmış. Bu cümle doğru. Diğerine bakalım, aydınlı biriyle tanıştım derken, aydınlı eki, yukarıdaki eklerde gördüğümüz gibi ayrılmaz ama ne yapmış? Kesme işaretiyle ayırmış. Bu da yanlış. Cevap B. Aşağıdaki kelimelerin hangisinin ilk harfi büyük yazılır? Bakalım. Sivas. Sivas bir il, yani şehir ismi olduğu için özel isimdir ve büyük harfle yazılmak zorunda. Zaten ilk seçenekte belli oldu. Sivas'ın S'si büyük harf yazılır. Caddenin C'si küçük yazılır. Fakat caddenin ismini verirse, Menekşe Caddesi derse, caddenin adı olursa caddenin de C'si büyük olmak zorunda. Ama burada bir isim belirtmediği için küçük
Harf ne yazılabilir? Masaya geldik. Masa zaten özel isim değil. O da büyük harfle yazılmaz. Cevap A. Geçelim. Aşağıda verilen hangi kelimeye E harfi getirilirse kesme işareti kullanılmalıdır? Hadi getirelim bakalım hepsine E. Kaleme, köpeğe, kereme. Şimdi kesme işaretiyle ayrılması için bir kere kesme işaretiyle ayrılması için bir kere kelimenin özel isim olması gerekiyor. Kalem özel isim mi? Hayır. Köpek özel isim mi? Hayır. Ama Kerem bir insan ismi olduğu için özel isim. O yüzden E eki getirdiğimde kesme işaretiyle ayırmam gerekir. Aşağıda tarihlerin yazılışı ile ilgili hangi seçenekte hata yapılmıştır denmiş. Şimdi çocuklar tarihleri yazarken gün, ay ve yıl arasına nokta gelebilir. Bu da bu şekilde de görebilirsiniz. Ama biz hiçbir yazımızda 14 Mart 2007 doğru yazış şeklidir. Ama neresinde hata yapmış? Noktalarda hata yapmış çocuklar. Nokta koymadan direkt 14 Mart 2007 yazması gerekiyordu. Bu noktalar olmaması gerekiyordu. Burada hata yapılmış. Hangi cümlede D'nin yazımı ile ilgili hata yapılmıştır denmiş. Bakalım. Evde misafirler bekliyor derken. Şimdi D'nin doğru yazılıp yazılmadığını nasıl anlıyorduk? D'nin üzerine çiziyorduk. Çizdik üzerine D'nin. Bir cümleyi bir daha okuyalım. Evde misafirler bekliyor. Cümleyi anladık. Şimdi D'nin üzerine çizdik. Bakalım cümle mantıklı mı olacak, mantıksız mı? Ev misafirler bekliyor. Cümle ne? Mantıksız. Mantıksız. O zaman nasıl yazmak zorunda? Birleşik yazmak zorunda. Zaten birleşik yazmış gördüğünüz üzere. O zaman bu doğru. Hangisinde hata yapılmıştır demiş çünkü. Burada hata yok. Emel de köye gidecek. D'nin üzerine çizdim. Cümleyi okudum. Emel köye gidecek. Bu cümle gayet mantıklı. O zaman bir önceki kelimeden nasıl yazılması gerekiyordu? Ayrı. Peki cümlede nasıl yazmış? Ayrı yazmış. O zaman bu da doğru. Geldim şuraya. Tatilde iyice dinlendim. Evet. Şimdi D'nin cümleyi anladık. Tatilde iyice dinlendim. D'nin üzerine kapattım. Okudum cümleyi. Tatil iyice dinlendim. Cümle mantıksız. Mantıksızsa nasıl yazması lazımdı? Birleşik yazması lazımdı. Peki o nasıl yazmış? Bakalım. O ayrı yazmış çocuklar. O yüzden bu yanlış oldu. Cevap C. Evet. Sanırım bu son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmamıştır diyor. Yanlışlık yapılmamıştır. Pardon. Bakalım. Yazın Hazar Gölü'ne gittik. Bu arada dağ isimleri, ova isimleri, göl isimleri, aynı cadde, mahalle, sokak isimleri gibi özel isimdir. O yüzden Hazar Gölü derken gölün G'si büyük olacak ve N de Hazar Gölü ya normalde gerçek ismi. Hazar Gölü'ne gelen ne eki var? N. O zaman kesme işaretiyle ayrılacak. Hangisinde yanlışlık yapılmamıştır diyor. Bunda yanlışlık yapılmış. Cevap bu değil demek. Bakalım. Mustafa'lar tatilde Adana'ya gitmişler. Şurada önemli olan şu. Mustafa'lar. Normalde bizim neydi? Lı, li, sı, siz, cı, ci, larler ekleri ayrılmazdı kesme işaretiyle. Kesme işaretiyle kesinlikle ayrılmıyordu. Bu da ayırmamız zaten. Burası doğru. Tatilde Adana'ya gitmişler derken. Adana bir şehir ismi olduğu için A'sı büyük. Adana'dan sonra kesme işaretiyle ya ekinin de ayrılması gerekiyordu. Bu da hata yapmış. Bakalım buna. Dayım bugün Milliyet gazetesi aldı. Gazete, dergi ve kitap isimleri büyük harfle başlar ve kendisi de büyük harfle başlamış. Hata yapmayan, yapılmayan cümle C.